Merhaba arkadaşlar, bugün size lokal anestezik infiltrasyonlarından sonra gelişik metanoglobininden bahsetmek istiyorum. Özellikle lokal anestezi ile infiltrasyon anestezisi ile sünnet olan çocuklarda daha sık görülmektedir. Burada hemoglobinin İhtiva eden hemoglobin yapısında bulunan demirin artı 2 yani ferrus formundan artı 3 ferrik formuna geçerek hemoglobinin oksijeni bağlayamaz duruma gelmesi, oksijeni taşıyamaması ve beraberinde de hastada metahemoglobinin düzeyine paralel olarak siyanozdan tut ki koma, ölüme kadar varabilen belirtilere sebep olabilmektedir. Normal kanda hemoglobin düzeyi %1'in, metahemoglobin düzeyi %1'in altındadır. %10-15'i geçerse siyanoz oluşur. Yani biz pals oksimetrede takip ettiğimiz hastada oksijen saturasyonunun düştüğünü ve dudaklarda siyanozun oluştuğunu görürüz ağız bölgesinde. Siyanozun oluştuğunu görürüz. %35'in üzerine çıkarsa hipoksi gelişir ve halsizlik, taşikardi, solunum sıkıntısı, bulantı, kusma gibi sistemik belirtiler oluşur. %55'in üzerine geçtiği zaman da laterje, stupor ve senkop nöbetleri başlar. %70'in üzerinde ise genellikle ölümcül sonuçlanabilir. Bu lokal anestezikler özellikle pirlokaina bağlı gelişen toksik metanoglobinin tedavisinde metilen mavisi kullanılır. Bazı vakalarda 300 mg kilogram dozda askorbik asitin yani C vitamininde faydalı olduğu tespit edilmiştir. Teşekkür ederim. İyi günler.